Merhaba sevgili dünyalar. Ne var ne yok? Nasılsınız? Biz soracak olursanız açıkçası hiç fena değiliz. Ülke değiştirdik. Dünya turumuzdaki 6. ülke Özbekistan'dayız ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent'i bugün tanımaya çalışacağız. Burada 3 bölüm yapmayı planlıyoruz. Birinci bölümde daha fazla Özbekistan hakkında bilgiler olacak arkadaşlar. Yani buraya olur da gelirseniz ne eksik, ne fazla, ne gidebilir, hangi vergiler alınıyor gibi ve ülkeyi de daha iyi tanıma açısından bir bölüm olacak. İkinci bölümde ise sağlam gezilecek yerler var. Onları gezeceğiz, dolaşacağız. Üçüncü bölümde ise buranın pazarları çok ilginç arkadaşlar. Mümkün olduğunca pazarlarında dolaşacağız. Bu şekilde bir 3 video planlıyoruz. Akabinde ise Özbekistan'ın derinliklerine ineceğiz. İşte Semerkant'tan Buhara'ya kadar başka şehirlerde uğramayı düşünüyoruz. Eğer hazırsanız dünyadan bildiriyoruz, başlasın. Özbekistan'ın modern başkenti Taşkent, biraz daha çekici görünen İpek Yolu şehirleri Semerkant, Buhara ve Hiva'nın gölgesinde yaşıyor. Nereye nasıl gidileceği bilindiğinde aslında bu durumun hiç de böyle olmadığını anlayabiliyoruz. Taşkent, muazzam cami ve medreselerin olduğu güzel Özbekistan'da aslında giriş sayılabilecek bir başkent. Aynı zamanda pek çok park ve çeşmesi, güzel heykelleri, hoş kafeleri ve harika restoranları olan çok modern bir şehir. Ülkenin uluslararası havalimanına ev sahipliği yaptığı için Özbekistan'a gelen büyük ihtimalle burada başlayıp burada bitiriyor. Karadan seyahat etme tercih edilirse Kazakistan'ın Almata şehri veya Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten Taşkent'e otobüs veya trenle seyahat etmek de zor değil. Taşkent, Özbekistan'ın ekonomik ve kültürel merkezi ve Orta Asya'nın en zengin şehirlerinden birisi. Eski Sovyet Orta Asya'sının en kalabalık şehri ve Sovyetler Birliği'nin 4. büyük şehriydi. Taşkent'te gezmek oldukça kolay. Mesela İstanbul'da olduğu gibi bir taksi problemi yok. Yandex Go uygulamasından gideceğiniz yere gitmeden önce fiyatları görebiliyorsunuz. Bu konu hakkında bir kötü, bir de iyi haberimiz var. Kötü haber, Yandex Go aplikasyonu telefonlarımıza inmiyor. İyi haber ise sokakta veya esnafta kime rica etseniz hemen kendi cep telefonundan size taksi çağırabiliyor. Ayrıca şehir metro hatlarıyla da çok ünlü. Bunu sonraki bölümlerde daha yakından deneyimleyeceğiz. Evet dostlar, kaldığımız odayla başlayalım. Evet, böyle gayet tatlı, hoş, iki kişilik bir odada kalıyoruz. Aradığımız her şey burada, kliması var. Aynı zamanda şurada çayını, kahveni, her şeyini koymuşlar. Hatta şunu bile düşünmüşler. Şöyle göstereyim dostlar. Bir diş fırçası, bir de macun yanında var. Yani uzun zamandır otelde böyle bir şey görmüyordum. Kettle'ı var. Her şey elinizin altında. Hemen sizi banyo ve tuvalet kısmına götüreyim. Şöyle ki burada bayanlar tuvaleti var. Burada baylar tuvaleti var dostlar. Şöyle küçük bir tuvaleti mevcut. Yalnız şöyle bir haberimiz var. Tahret musluğu maalesef ki yok dostlar. Sizi şimdi otelin havuzu var burada. Oraya götüreceğim. Havuzun olduğu kısım da burada dostlar. Evet, gayet hoş. Genellikle zaten çocuklar takılıyor. Bay bay. Zeliha ile beraber otelimizi gezdik. Peki biz buraya kaç para verdik arkadaşlar? Biz buraya 250 bin som iki kişilik ücret verdik günlük. Ama şöyle bir problem var. Özbekistan'da her kaldığınız günde kişi başı 3 dolar devlete para yatırıyorsunuz. Burada da bu şekilde vergi alınıyor. Kaldığınız otellerde, efendime söyleyeyim hostellerde ya da başka bir yerde bu ücreti vermek zorundasınız. Yoksa ülkeden dışarı çıktığınızda ağır bir ceza çarptırıldığını söylüyor. Cezanın kaç para olduğunu bilmiyorum. Söylenti bu şekildeydi. Biz de bu durumu yaşamayalım diye her gün 6 dolar vergi veriyoruz. Yani günlük 310 bin soma kaldık arkadaşlar kaldığımız yerde vergisiyle beraber. Dünyada başarısız olan hükümetler çok acayip vergiler alırlar arkadaşlar. Yani başta vizesiz diye geliyorsunuz ama günlük 3 dolar ödemek zorundasınız. Şimdi 3 dolar çok basit bir rakam gibi gelebilir ama 10 gün kaldığınızda 30 dolar. Eğer olur da bir gün Taşkent'e geldiniz ve bizim kaldığımız yerde kalmak istiyorsunuz. Arkadaşlar Booking'den
yaptığınızda fiyatlar çok daha yüksek gözükecektir. Biz Booking'ten rezervasyon yapma yerine Booking'ten kalınabilecek yerlere bakıyoruz. Ondan sonra buraya gelip fiyatı buradan alıyoruz arkadaşlar. Ben buraya gelmiş birçok gezgin arkadaşın ödediği meblağları gördüm. Biraz pahalıya kalmışlar. Bundan mütevellit size de gelmeden önce taktik olsun. Buraya gelin ve pazarlıkta sınır tanımayın arkadaşlar. Evet dostlar, gezimize başladık. Hemen yol kenarında bir tane yerle karşılaştık. Önünde kocaman böyle sandık, kerpiç bir yer vardı. Ya burası nedir diye içeriye bir girdik. Hem sanat atölyesi hem de kafe olarak kullanılan bir yermiş. Sonra Okan buranın işletmecisiyle konuştu. Eski bir Yahudi ailesinin kalmış olduğu bir evmiş. Sonra burayı satın almışlar ve böyle dizayn etmişler. Gerçekten muhteşemdi. En çok hoşumuza giden yanlarından bir tanesi de iki tane kahve aldık. Getirilen sunumdu. Hepsi birbirinden güzel. Şurada şöyle bir şey var dostlar. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü Özbekistan'a yeni geldik. Muhtemelen ilerleyen bölümlerde öğreniriz. Tahminimizce bu tatlandırıcı olarak kullanılıyor ve bunu çayın veya söylemiş olduğumuz kahvenin içerisine koyarak tatlandırıyorsunuz. Tüm emekleri için teşekkür ederiz vallahi. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Aynı zamanda burada Türkçe anlaşmak biraz zor dostlar. Çünkü çok hızlı konuşuyorlar. Yavaş yavaş konuşurlarsa bir kısmını anlama şansınız var. İkinci bir dil olarak araya Rusça girmesi gerekiyor. Okan çok iyi Rusça biliyor. Bu sebepten dolayı da hiçbir şekilde iletişim sorunu yaşamıyoruz. Hadi şimdi hem kahvemizin hem de atmosferin tadını çıkartalım. Dostlar burada hava sıcaklığı bayağı bir yüksek. Hani sabah uyandığınızda 37-38 derecelerle başlıyor. Gün içerisinde 40-45, hatta hissedilen 50'lere kadar çıkıyor desek herhalde abartmış olmayız. O denli bir sıcak var. Açıkçası güneş altında çok fazla durmuyoruz. Bir parka geldik. Serince kendimizi çimlere attık. Özbekistan'la ilgili öğrendiklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Özbekistan 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrıldı ve bağımsızlığını ilan etti dostlar. Akabinde ise bir seçim yapıldı ve 29 Aralık 1991'de İslam Kerimov Özbekistan'ın ilk cumhurbaşkanı seçildi. Biz gittiğimiz ülkelerde o ülkenin bayrağının renkleri ne anlama geliyor, ne ifade ediyor merak ediyoruz ve araştırıyoruz. Özbekistan bayrağının renkleri de ne anlama geliyor biz öğrendik, sizlerle de paylaşalım istiyoruz. Bayraktaki mavi renk gökyüzünün, berrak suyun ve Türkçülüğün simgesi. Beyaz barışın ve iyi şansın geleneksel Özbek sembolüdür. Hatta burada birçok arabanın rengi beyaz dostlar. Yeşil renk doğanın, yeni yaşamın ve iyi hasatın anlamını taşıyor. Renklerin aralarında bulunan ince kırmızı çizgiler ise yaşam gücünü temsil ediyor. Hilal hepimizin malumu İslam'ı temsil ediyor. Bayraktaki yıldızlar ise Özbek tarihi geleneğine ve 12 hayvanlı takvime bir gönderme olarak kullanılıyor. Bu yıldızları bir kalemle çizgi çekerek birleştirirsek ortaya Arapça Allah yazısı çıkacak şekilde dizildiğini görebiliyoruz.
Sevgili dünyalılar, Özbekistan sadece Orta Asya için değil, dünya için de çok önemli bir memleket. Özbekler Sünni Müslümanlardır ve Orta Asya'nın en dindar Müslümanları arasında kabul ediliyor. Özbekistan İslam içinde çok önemli bir yere sahip. Çünkü literatürde İslam'ın altın çağı olarak tanımlanan sürede bu topraklarda Harezmi, Fergani, Biruni, İbn Sina, Ulubey, Ali Kuşçu, Kadı Zade Rumi, Alişir Nevai, Şirazi gibi daha birçok ilim insanı yetişmiş. Ayrıca bu konu hakkında bilgi edinmek isteyenler Frederick Starr'ın Kayıp Aydınlanma olarak Türkçemize çevrilen kitabını okumalarını tavsiye ederiz. Özbekistan günümüzde laik bir ülke ve anayasasının 61. maddesi dini örgüt ve derneklerin devletten ayrı ve kanun önünde eşit olacağını belirtiyor. Burada kaldığımız günlerde anayasaya uyup uymadıklarını teyit etmeye çalışacağız elimizden geldiğince tabii ki. Özbekistan'ın para birimi som Türkçemizde saf anlamına geliyor. Mesela bir kuyumcuya gittiğimizde illaki duymuşsunuz. Som altın, yani saf altın derler ya, hani o anlama geliyor. Burada 1 TL'nin kaç som olduğunu söylemiyoruz, bilerek hep dolar fiyatını yazıyoruz arkadaşlar. Çünkü günden güne maalesef paramızın değeri düşüyor. Şimdi 1 TL'nin kaç som olduğunu söylesem 2 gün sonra belki değişecek. Yani insanları da yanlış bilgilendirmek istemiyoruz. O yüzden güncel kurları takip etmenizi tavsiye ederiz. Özbek etimolojik olarak ne anlama geldiğini merak ettik. Sizlerle de paylaşalım istiyoruz. Bunun kesin olarak ne anlama geldiğini bulamadık. Araştırmalarımıza göre tek bir rivayet öne çıkıyor. O da Özbek isminin eski Türkçe'de güçlü, korkusuz, yiğit anlamına geldiği dostlar. Bu arada Özbekistan, o İstan'da Özbeklerin yurdu anlamına geliyor. Yani yiğitlerin, korkusuzların yurdundayız. Bu arada Taşkent bizim güzel İstanbul'umuzun kardeş şehriymiş dostlar. Burada insanlar gayet seküler. Diğer şehirlerinin daha muhafazakar olduğu söyleniyor. İşte Semerkant, Buhara. Henüz oralara gitmedik. Oralara gittiğimiz zaman sizlerle paylaşırız. Gezimize devam edelim. Sevgili dünyalar, ben ayran hastasıyım. Çok severim. Kahvaltıda bile ayran içiyorum arkadaşlar. O yüzden burada sokakta açık ayran satılınca dedim ki bir tadına bakayım. İçinde reyhan otu da var. Bir bardak içtim. Buz gibiydi ve çok çok iyi ayrandı. Bardağı 5000 somdu arkadaşlar. Güzel bir deneyim oldu bizim için. Ayrıca şunu söylemekte fayda var. Yabancı bir ülkeye gidiyorsanız hat almak işinizi kolaylaştırıyor arkadaşlar ister istemez. Çünkü internet artık dünyamızın olmazsa olmazı. Biz USL'i aldık arkadaşlar bu şekilde. 35 GB internet, Instagram, Facebook falan diğer aplikasyonların hepsi sınırsız. 70 bin som ödedik. Hiç fena rakam değildi arkadaşlar. Başka bir tane daha firma vardı, orası daha pahalıydı. O yüzden havalimanında iner inmez almanızı tavsiye ederiz. Çünkü mağazalarda daha pahalı oluyormuş. Bize böyle söylendi ama kesin bilgi değildir. Bilginiz olsun. Biz havalimanından aldık diye burada birkaç kişiye söyledik. İyi ki oradan almışsınız çünkü daha uyguna giriyor dediler. Ola ki bu taraflara yolunuz düşerse bilginiz olsun.
dostlar, sokaklarda dolaşırken işlek bir caddeyle karşılaştık. Acaba burası nedir diye bir girdik. Burası bit pazarı gibi, yalnız içerisinde antika eşyalar satılıyor. Özellikle Sovyet dönemine ait madalyalar, aynı zamanda bayraklar, eşyalar ve birçok yöresel ürünler de bulunuyor. Burası gezilecek yerler arasında hiçbir şekilde yazmıyor dostlar. Tamamen gezerken bulabiliyorsunuz. Merkezi bir yerde, kime sorsanız gösteriler diye tahmin ediyoruz. Vallahi bizim için güzel deneyim oldu. Antika şeyleri seviyoruz. Gezimize devam edelim. Dostlar, Taşkent'te öğrendiklerimizi sizlerle paylaşmaya ve dolu dolu bir video yapmaya çalıştık. Umarım memnun kalmışsınızdır ve hoşunuza gitmiştir. Haftaya tam burada bitirdiğimiz yerde artık Taşkent'te gezilecek yerlere doğru yol alacağız. Seyahatlerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın canlar. Haftaya Taşkent'in gezilecek güzel yerlerinde buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın, sevgiler.